olabiliyor. Her gün geçtiğimiz noktada bir gün kafanızı kaldırdığınızda ya bu da mı varmış diyebiliyorsunuz. Ama halbuki o yapılmış, orada duruyor o eser. Ama sizler farklı bir gözle o gayet olacağını düşünüyorum. Geldiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Gittiğiniz zaman da ümit ediyorum ki Samsun'a en iyi şekilde aktarırsınız, anlatırsınız. Biz Samsun'u 3. sayfa haberlerinden kurtarıp daha böyle devlet yatırımları alan, ön plana çıkmaya çalışan, yaptıkları icraatlarla, çalışmalarla ön plana çıkmaya çalışan bir nokta olarak lanse etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Cenk Bey'lerimizle kıymetli işler yapıyor Samsun'da. Birçok şeyde de öncülük ediyorlar, ilkleri gerçekleştiriyor. Ben Sayın Başkanımız nezdinde, Cenk Bey'de Başkanı Osman Gence ve tüm ekibine, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, Mahmut arkadaş size anlattı, diyecek bir şey yok ama şöyle bir şey öğretip aldım size. Ben İstanbul'a geldim, Cumhuriyet Gazetesi'nde yıllardır çalıştım, Cağaloğlu'da, Cağaloğlu'nun sonunda bir şey anlattım. İstanbul'dan gazeteci arkadaşlar geldi deyince başkan, dedim ki mutlaka görüp görüşmemiz gerekiyor, konuşalım. Ben İstanbul'a kutam bir köprü oldum, biz aklımız hala orada. Son dönemde ben İpek'in güneşliğinde yeni yeni işte başlamıştı gazeteye taşınıyor ama konularımı yaşadım. Hala aklımızda olabilir. Basınız aslında bugün anladığınız anlamda eski anla gelse ama gazetecilik o dönemde bitti. Siz de biliyorsunuz Aydın Dağ'ın Yüksel Gazeteler'de şu Mezik'e mühendetten, Dünya Gazeteler'den hepsi yavaş yavaş geçti, göçü bitti. Sonuçta milletle millet birleşti, bir tekelleşme oluştu, ajans gazeteciliği var. Artık Samsun'da bir tane günlük gazete var, bunun sayı 13 taneydi, 13'te 7'ye düştü. Bunun sebebi de basın yayın kurumudur. Her ilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Veya basını azaltıp güçlendireceğini düşünüyorlar. Ama tam aksine öyle olmuyor. Mesela İzmir'in Erzurum'da 22 gazeteyi 4'e düşürdüler. Yerel basını bitirdiler bir anlamda. Her gazete bir fabrika. Her o fabrikada insanlar çalışır. Bizim arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız çalışır. O kapanan fabrikada da, yani fabrika kapandı demek ki. Emek ekseni bir şey kapandı demek ki. Kontrol edildikleri kadar basına izin veriyorlar maalesef. Onun için de basıyla kurmuyor. Samsun'a geldikten sonra Samsun'da çok gazete kapandı, sayı 6'ya düştü. Şimdi bir gazete daha Samsun Gazetesi yeni çıktı. Günlük kendi çabalarıyla resmi olarak almadan yayın yapıyor. Güzel yapıyorlar. Televizyonlar falan, işte internet medyası falan da var. İnternet televizyonu falan yapıyorlar. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Samsun o anlamda 6'ya düştü ama gerçekten kaliteli. Bütün gazetelerin diğer gazete görmüşsünüzdür. Türkiye'de bir basın kalitesi düşecek. Her matbaanın kendi offset tesisleri vardı. Oysa bir tek matbaa yok. Bütün Karadeniz'deki yerel gazete basmaya yetki yeterlidir. Ona rağmen işte herkes kendi kapısının arabasını görmek ister ya. Şimdi hoş geldiniz. İnşallah bu bir vesile olur. Biz de İstanbul'a gelip sizleri görürüz. Dostluklarımızı tek işini devam ettiniz. Güzel şeylere tanık oluruz. Tekrar hoş geldiniz. Gazetelikte böyle bir şey işte. Konuşmalar mı? Satış. Ben açayım. Tabii.